Merhaba sevgili takipçilerim. Benim adım Şeyma ve bugün sizlerle enfes bir kremalı mantar çorbası tarifi paylaşacağım. Bu çorba hem lezzetli hem de oldukça kolay yapılıyor. Bu yüzden siz de mutlaka denemelisiniz. Öncelikle, kremalı mantar çorbası yapmanın en önemli püf noktalarından biri kaliteli malzemeler kullanmaktır. Ben tercihimi kremalı mantarlardan yana kullandım ama siz istediğiniz mantarları kullanabilirsiniz. Taze kekik de lezzeti arttıran bir diğer malzeme, o yüzden onu da mutlaka eklemeyi unutmayın. Hey everyone, my name is Elijah and welcome to my very first YouTube video. Today, I'm going to teach you how to make a delicious cream mushroom soup with garlic. But before we get started, I want to tell you a funny story about the first time I tried to make soup. I was in college and I thought I was a culinary genius, so I decided to make soup from scratch. I spent hours chopping vegetables, simmering broth, and adding spices. But when it came time to taste it, I realized I had forgotten one crucial ingredient. Salt! Herkese merhaba. Biraz evvel bazı videolar izlediniz. İşte bugün bunu nasıl yaptığımızı hep beraber öğreneceğiz. Yani kısaca kendi oluşturduğumuz yapay zekalı avatarımıza yine kendi oluşturduğumuz ChatGPT'nin yazdığı metni okutturacağız, seslendireceğiz, okutturacağız. Böylece komple bir hem görüntülü hem sesli kendi oluşturduğumuz avatarla bir animasyonumuz olacak. Bunun için 6 farklı uygulama kullanacağız. Gelin şimdi hep beraber öğrenmeye başlayalım. Birinci adımda Midjourney kullanarak bir avatar oluşturacağız. Midjourney Discord üzerine kuruyoruz. Oldukça kolay bir kullanım var. İnternette bununla ilgili oldukça fazla kaynak var. Oradan bulabilirsiniz. Oralara girmeyeceğim. Ben şu an sadece bir avatar oluşturmak için Midjourney'e komut gireceğim. Slash imagine diyorum. Prompt komutunu kendi ekliyor ve hazırladığım metni oraya giriyorum. Ne yazmışım? Full body portrait of pink-haired woman wearing a yellow t-shirt, semi-realistic, smiley, shallow depth of field, 2 çizgi, are, boşluk, 2.3. Bu are aspect ratio, yani 2.3 dediğimde bana portre boyutunda aspect ratio verecek, yani imaj verecek. Full body portrait of a pink-haired woman'da pembe saçlı bir kadının tam vücut portresini istiyorum. Sarı tişört giyecek, görsel yarı realistik olacak ve gülümseyecek. Bunu buraya aldıktan sonra bu Discord'daki Midjourney'e dönüyorum. Ve en son buraya yapıştırdıktan sonra Enter'a basıyorum. Şimdi komutum çalışmaya başlıyor. Ben bunu bekleyeceğim ki oluştursun diye. Evet, sonuç gelmeye başladı. Bakın burada çalışıyor Midjourney. %31 ile şu an tamamlamış. 62 oldu. Görseller geliyor. Umarım beğeneceğim bir şey olur da fazla uğraşmadan devam edebilirim. %93. Oyu yüksek olursa iyi olur. Evet, burada şu an biraz aşağı kaydı. Geldi çünkü. Animasyon olacağı için çizim gibi olursa iyi olur. Tam böyle gerçek insan gibi olmasın. Arayıcıda bir aç bir bakalım. İkincisi bana iyi gibi geldi. Gülümsüyor da hafiften. Bunlar çok insan. Daha animasyon gibi sanki. Ama gülümsemesi de daha hoşuma gitti. Önce bir varyasyon yaratalım. Farklı bir şey gelecek mi? Eğer beğenirsem de onu büyüterek alacağım. Evet, varyasyonlar geldi. Bunu büyütüyorum. Basıp arayıcıda açıyorum. Burada bunu büyüttüğümde istediğim gibi olduğunu düşünüyorum. Bu birinciyle devam edeceğim. Ne yapacağım? Discord'a geri dönüyorum. Birinci için U1'e bastım. Yani upscale edeceğim birinci versiyonu. O yüzden U1'e bastım. Bu da bana bunun büyük versiyonunu verecek. O da aşağıda var. Çünkü yaptım daha önce. O da burada. Ona tıklıyorum. Arayıcıda açıyorum. Bunu resmi farklı kaydet diyerek dosyamı kaydettim. Ediyorum. Görseli de 01 avatar diyeyim. Bu şekilde kaydedeyim. Evet, bu görselle devam edeceğim. Şimdi bu adımda Adobe Express ile görselin arka planını kaldıracağız. Adobe Express kullanıyorum. Farklı bir uygulama kullanabilirsiniz. Bu online, bunun aracı var. Ekran remover tool'u var. Onu kullanacağım. Upload your photo diyorum. Ana sayfasından browse on your device diyor. Resmi buradan açıyorum ve bekliyorum yüklemesini. Bekleyelim bakalım. Evet, yükleme tamamlandı. Şimdi customize diyeceğim. Evet, resim açıldı. Şimdi bu
burada ilk etapta koyu bir yeşil seçmem gerekiyor arka plan için. Koyu bir yeşil seçeceğim. Şöyle şu şekilde. Evet, güzel. Daha sonra görselime tıklayacağım. Onu büyütebildiğim kadar büyüteceğim. Bu şekilde. Evet, büyüttüm. Ortaladım. Biraz daha olabilir hatta şöyle. Şimdi bunun enhancement'a gelerek çeşitli ayarlarını yapacağım. Kontrastı biraz arttıracağım. Brightness'ı biraz değiştireceğim. Sature edeceğim. Highlight'ı biraz değiştireceğim. Shadow ekleyeceğim. Çok hafif. Sıcaklığı biraz oynayacağım. Ve biraz sharpen yapacağım görüntüyü. Daha sonra ise görselimi indirebilirim. PNG olarak buradaki download butonundan. Start Download'a basıyorum ve görselim geliyor. Bu adım da böylece tamamlandı. Evet, şimdi ChatGPT kullanarak bir metin yazacağız avatarımız için, animasyonumuzda kullanmak üzere. Bunun için ChatGPT'yi açıyorum. Daha sonra ona şu komutu verdim. Sen YouTube kanalı açan yapay zeka ile yaratılmış bir avatarsın. Adın Şeyma. Kanalındaki ilk video için kremalı mantar çorbası tarifi içeren eğlenceli bir metin yaz. Kendisi de bana çok uzatmadan kısa süre içinde bu eğlenceli metni yazdı. Şimdi ben bu metni videomda kullanmak için kopyalıyorum ve daha sonraki adımlara ondan sonra devam ediyorum. Bu adımda ise ChatGPT ile oluşturduğum metni sese dönüştüreceğim. Bunun için play.hd sitesini kullanıyorum. Metnimiz Türkçe, süper sonuç vermeyecek ama Türkçe bir şey yapalım istedim. O yüzden bunu kullanacağım. Aslında bu site İngilizce'de çok daha güzel sonuç veriyor ama Türkçe'de de güzel sesler var. Şimdi bu siteye girdikten sonra Create Audio diyorum. Standart Premium Voices'ı seçiyorum. Use. Burada ben daha önce dilden Türkçe'ye getirerek ML'i seçmiştim ama ML'den Cloud Machine Learning sayesinde uygun. Aylin var. Cloud Başak Machine var. Learning sayesinde uygun. Berna Cloud var. Machine Learning ile. Berna'yı kullanacağım. Confirm dedim. Berna'ya geçti. Metnimi alıyorum. Kopyalıyorum. Convert to Speech diyorum. Tabii bunu yapmak benim kredilerimi yiyor. Dolayısıyla bu siteler paralı ama böyle bir video için, iki video için kullanabilirsiniz. Daha sonra aylık ücretleri var. Kullanmak istiyorsanız kendi videoları satın alabilirsiniz. Convert to Speech diyorum. Şu an işlemi yapıyor. Bitmesini bekleyelim. Bitirdi. Download diyorum. Bakın giderek azalıyor. Ben de ödemedim. Almadım. Belki ileride alırım. Yani lazım olursa. Evet. Bunu da buraya alalım. Buraya da diyelim ki Şeyma diyelim buna da. Ve açalım bakalım. Merhaba sevgili takipçilerim. Benim adım Şeyma ve bugün sizlerle enfes bir krem tarifi. 2 yemek kaşığı ince doğranmış sonra unu ekleyin. Yana kadar yaklaşık 10 dakika tuzu azaltıp artı hazır. Tarifimizi denediğinizde mutlaka bana yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Afiyet olsun. Evet, gördüğünüz gibi şey de hazır, S de hazır. Bunu artık videomda kullanacağım. Şimdi en zevkli kısma geldik. Yarattığımız avatarla sesi birleştireceğiz ve ona kremalı mantar çorbası tarifi okutturacağız. Bunun için d-id.com diye bir site var. Yine açıklamada bulabilirsiniz. Bu siteye gireceğiz. Paralı bir site ama 14 gün ücretsiz kullanabilirsiniz. Birkaç video yapabilirsiniz bu sürede. Login'e geldim. Siteye girdim. Create video dedim. Add'e bastım. Görselimi seçtim. Yeşil arka plan. Görselim yüklenmeye başladı. Şimdi yapmam gereken şey şu. Sesimi yüklemek. Buradan da upload voice audio diyor. Upload your own voice. Yani kendi sesini yükle. Basıyorum. Şeyma isimli ses dosyamı buraya yüklüyorum. O da yüklensin bakalım. Evet. Merhaba sevgili takipçiler. Kontrol edim. Sıkıntı yok. Şimdi tek yapmam gereken görsel burada. Ses burada. Generate videoya basmak ve beklemek 8 kredi harcayacak. Generate diyelim ve bekleyelim. Evet, birkaç dakika bekledik. Videomuz hazır. Play'e basarak izleyebiliriz. Merhaba sevgili takipçilerim. Benim adım Şeyma ve bugün sizlerle enfes bir kremalı mantar çorbası videoyu tarifi izleyelim. Paylaşacağım. Bu çorba hem lezzetli hem de oldukça kolay yapılıyor. Bu yüzden siz de mutlaka denemelisiniz. Öncelikle kremalı mantar çorbası yapmanın en önemli püf noktalarından biri kaliteli malzemeler kullanmaktır. Kesinlikle katılıyorum. Ben tercihimi kremalı mantarlardan yana kullandım. Burası ama siz saçma. İstediğiniz mantarları kullanabilirsiniz. Kremalı mantar taze diye bir şey yok. Taze kekik de lezzeti arttıran bir diğer malzeme. O yüzden onu da mutlaka eklemeyi unutmayın. Tarife geçmeden önce biraz eğlenmeye ne dersiniz? Eğlenelim. Benimle birlikte bu tarifi yaparken bir yandan da kendinizi müziğe kaptırabilirsiniz. Mesela mantar gibi şarkısını açıp birlikte söyleyebiliriz. Hadi başlayalım. Evet, gayet güzel esprili bir metin yazmış ChatGPT. Kendisini kutluyoruz. Şimdi bunu kapatalım. Dosyayı indirelim şuradan. Evet, dosyamız da buradan download deyince gelecek. Böylece videomuz da hazır. Artık yapmamız gereken tek şey videonun arka planını değiştirmek. Oraya güzel bir mutfak ekleyebiliriz mesela. Gelin şimdi onu yapalım.
Şimdi son aşamaya geldim. Bu aşamada videomun arka planı değiştireceğim. Arka plana bir mutfak ekleyeceğim. Bunu da desicrypt.com diye bir siteden yapacağım. Dilerseniz siz farklı siteler, programlar, uygulamalar kullanabilirsiniz. O site kalmış. Ben bununla gidiyorum. Ücretsiz olarak da kullanılabiliyor belirli bir süre. Şimdi Get Started for Free'den başlatabilirsiniz. Ya da Sign In'den girebilirsiniz. Desicrypt'in de adresini zaten açıklamada bulursunuz. Sign In'den giriş yapalım. Bu online uygulaması, bir de masa uygulaması var. Onu yüklemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde upload ederken falan beklemezsiniz. O da burada, bunu ben yüklemiştim. Aynı şekilde zaten new project diye başlıyoruz. Şimdi açılıyor. Start from a template diyoruz. Buradan titles'a gelip en basit template'i seçiyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir duration var. Buraya tıklayınca. Bu duration'ı benim videom 1.55 saniye. Böylece video uzayacak. Yoksa 5 saniyelik bir video olurdu. Şimdi videomu buradan bilgisayarım video yeşil diyor. Programa sadece şöyle sürükleyerek bırakıyorum. Bu şekilde videoyu ekledi. Şimdi bunu kapatayım. Merhaba sevgili takipçilerim. Evet, bu şekilde eklendi. Şimdi şuradan şu arka plandaki title'la subtitle'ı kaldırdım. Şimdi benim yapmam gereken şey bu videonun yeşilini kaldırmak. Bunun için de seçiliyken FX'e geliyorum. Green screen yazıyor. Oraya tıklıyorum ve bekliyorum. Yapay zeka çalışıyor yeşili kaldırmak için. Evet, bekleme bitti. Artık gördüğünüz gibi yeşil yok. Sadece siyahın arkasında bir kadın görseli görüyoruz. Şimdi yapmamız gereken şey buna arka planı eklemek. Bunun için de bunu biraz böyle yukarı alacağım. Arka plan resmim de burada. Bunu ayarlamıştım daha önce. Şurada. Buraya bu şekilde atacağım. Gördüğünüz gibi. Bunu da şöyle en başa alayım. Şöyle videoyu da. Bu arka plan resmini de video kadar uzatıyorum. Bu şekilde. Resme biraz artık farklı Photoshop uygulamaları yapabilirim. Bunu da buradan FX'ten Color Adjustment'dan açarak Exposure, Contrast, Highlights gene bu şekilde biraz saçmaladı. Işıklardan evet şöyle Contrast biraz şöyle alalım. Saçmalamasın. Highlight biraz arttırabiliriz. Shadow'ları biraz oynayabiliriz. Sature edebiliriz biraz daha keyifli olsun diye. Evet, bu şekilde görmüş olduğunuz gibi dosyamız, videomuz hazır. Oynatalım. Mantar, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı un, 1 litre tavuk suyu veya... Evet, artık hazır her şey. Şimdi yapmam gereken şey dosyayı indirmek. Bunun için de buradan Publish'e geliyorum. Export'a basıyorum. 720p veriyor. Paralı versiyonunu kullanmadığım için en fazla. Paralı versiyonda 4K, 1440p, 1080p gibi yüksek çözünürlükler olabilir ama 720p bana yeter bu videoda. Bunu ben export ediyorum. Quality Medium diyor. High yapalım. Hatta belki YouTube'a falan da yükleriz. Export diyelim. Şimdi buraya ne diyelim bunun adına da? Mantar Final Video diyelim. Bunu da MP4 olarak dosyayı kaydediyoruz. Şimdi bekleyeceğiz. Tamamlandı. Burada artık Mantar Final Merhaba Video diye. Merhaba sevgili takipçilerim. Benim adım Şeyma ve bugün sizlerle burada görebilirsiniz. Her malzeme, o yüzden onu da mutlaka ince doğranmış ve sürekli karıştırın. Kekiği ekleyin ve karıştırın. Burada karabiber ve gördüğünüz gibi logosu var. O da kremayı tarifimizi para vermeden kullandığımız için oldu. Ama mesela siz farklı mantar program gibi kullanabilirsiniz. Mantar noktalarından biri kaliteli evet, malzemeler kapatalım. Kullanmaktır. Bu şekilde ben tercihimi kremalı mantarlardan yana konuşturduk. Kullandım. Ama siz istediğiniz sesi yükledik kullanabilirsiniz. Ve bir animasyon elde Taze ettik. Kekik. Evet, toparlayalım artık. Bugün ne yaptık? Midjourney ile bir avatar oluşturduk. Bu avatara ChatGPT ile bir metin yazdık. Daha sonra bunu çeşitli programlar ve uygulamalar sayesinde bir animasyona çevirdik. Yani yapay zeka sayesinde kendi yarattığımız avatarla bir videomuz olmuş oldu. Ve metin de yapay zeka ile yazıldı, seslendirildi. Daha sonrasında ise komple bir animasyona dönüştürüldü. Ve bunlar da en azından deneme sürümü de olsa para vermeden kullanabileceğiniz uygulamaları kullandık. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenin, takip edin, yorum yazın ki daha çok video çekeyim. Haydi görüşmek üzere. Hoşça kalın.